Arkadaşlar merhabalar. Parkur AYT kitabımızın 11. bölümü olan dizilerin geometrik diziler kısmıyla devam edelim. Şimdi hani aritmetik dizi neydi? Dizinin aradaki farklar hep aynı geliyordu. Geometrik dizide ise aradaki katlar hep aynı gelecek. Mesela 1, 2, 4, 8, 16. Bak hep 2 kat, 2 kat, 2 kat arttığı için hep kat aynı geldiğinden dolayı bu bir geometri dizi. Atıyorum A2'nin A1 oranı, atıyorum A3'ün A2 oranı hep oranlar aynı gelecekti. Aritmetik dizide aradaki farklar aynı gelecekti. Sadece fark bu. Hadi bakalım şimdi. Hangisi bir aritmetik dizi mi, geometrik dizi mi? Bak demiş bana. Zaten bak şu gördüğün formattaki hepsi aritmetik dizi demekti. Neden? Dizinin birinci terimi 5 gelir. İkinci terimi 7 gelir. Üçüncü terimi 9 gelir. Bak aradaki oranlar bir kere aynı gelmemiş. Aradaki farklar aynı gelmiş. Bu bir aritmetik dizidir. Geometrik dizi değil. B'ye bakalım arkadaşlar. Bak B1 ne geliyor? 3 üzeri 2. B2 ne gelir? 3 üzeri 3. B3 ne gelir? 3 üzeri 4 mü? Bak aradaki oranlara bak. Hani 3 üzeri 3'ü 3 üzeri 2'ye bölersen 3 gelir. Keza 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 3'e bölersen yine 3 gelir. Bu bir geometrik dizidir. C'ye baktığın takdirde bak hep 2 kat gitmiş olur. Buna bak. 1 bölü 4'ü 1 bölü 2'ye bölersen ne geliyor? 1 bölü 2 gelir. Ama 1 bölü 6'yı 1 bölü 4'e bölersen 1 bölü 2 gelmez. Olmaz arkadaşlar. Bu bir aritmetik dizi değil. Özür dilerim, geometrik dizi değil. Burada hani biz aritmetik dizide a n eşittir a1 artı n eksi 1 çarpı r diyorduk ya. Bu aritmetik dizideydi. Geometrikte a n eşittir a1 çarpı r üzeri aradaki farkı bunun üzerine yazıyoruz. Bak aritmetikte ortak farkın önüne geliyordu. Burada üstüne geliyor arkadaşlar. Bak şimdi. A1 çarpı R üzeri N eksi 1 diyeceğim. Yani 3 çarpı 2 üzeri N eksi 1'dir cevap direkt. Burada yine. A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Bitti. Burada yine A1 çarpı R üzeri N eksi 1 geldi bak. Tamam. Yine benden 5'in terimini istemiş. Önce bir yazalım. Dizinin birinci terimi 2. R'si 1 bölü 4 ise senden A5'i mi istiyor? A5 eşittir. Bak bu bir aritmetik dizi olsaydı ne yapacaktın? A1 artı 4R diyecektin. Burada A1 çarpı R üzeri 4 diyeceksin. 2 eşittir. A1 neydi? Özür dilerim. A5 istiyor zaten benden. 2 çarpı 1 bölü 4'ün 4. kuvveti. 2 çarpı bu 2'nin 8. kuvveti yapar. Sadeleştirirsem 1 bölü 2 üzeri 7 gelir. Tamam. Buna bakalım. Ortak çarpanı istiyor sana yine. A6 eşittir. A1 çarpı R üzeri 5 demeyecek mi? Aradaki fark 5 olduğu için. 8 eşittir. 1 bölü 4 çarpı R üzeri 5. 32 eşittir R üzeri 5'ten. Neyin 5. kuvveti 32'dir? 2'nin. Bak mesela. Hani bizim bir kuralımız vardı ya aritmetik dizide. A4 artı A6 bölü 2 A10'u veriyordu. Geometrik dizide ise A4 çarpı A6'nın kare kökü bana A özür dilerim şu A5'i veriyordu. A5'i verecek. Geometrik dizide böyle. Mesela baktığın zaman buraya A4 çarpı A6'nın kare kökü neyi verecektir? A5'i direkt. 4 kere 9 36'dan ne geliyormuş bak? 6. Geometrik dizinin ardışık ilk 5 terimi. Şimdi dizinin 1. terimine 2. Dizinin 3. terimini vermiş 8. Hemen buradan A3 eşittir. A1 çarpı R üzeri 2 desem. 8 eşittir. 2 çarpı R kareden. 4 eşittir. R kare mi geldi? Değil mi? R buradan ya 2 ya da eksi 2 gelecektir. Şimdi 2 versen 2 çarpı 2 4 8 2 katı 16 2 katı ne geliyor arkadaşlar? 32. A'sı 4, B'si 16, C'si de 32 geldi. Toplarsan cevap 52 gelir. Tabi burada biz bunu hani pozitif terimli bir geometrik dizi diye alalım, olur mu? Pozitif terimli bir geometrik dizi. Geldim. 39'a. 38'e. Bir geometrik dizinin ilk terimiyle ortak çarpanı birbirine eşittir. A1 R'ye mi eşitmiş? İlk 3 terim toplamı. A1 artı A2 artı A3 neymiş? 14. A1'e dokunma.
A2 gördüğüm yere hani A1 çarpı R üzeri 1. A2 gördüğüm yere A1 çarpı R üzeri 2 mi diyeceğim? Şimdi A1 gördüğüm yere R yazdım. R yazarsam R kare gelir. R yazarsam R küp gelir. Neymiş? 14 mü? R'ye sen burada 2 verdiğin takdirde ne geliyor bak? 2, 4, 8. 14'ü vermez mi? R'si 2 ise ikinci terim istiyor benden. Değil mi? Yani A1 çarpı R istiyor. 2 çarpı 2'den cevap 4 gelir. Diyor ki bana ilk 3 terimini vermiş. Ortak çarpanını istiyor. Hani A1 çarpı A3'ün karekökü zaten A2'yi vermeyecek mi bana? Yani x eksi 2 ile x artı 6'nın karekökü x'i verecek. Al her tarafın karesini. Burada x eksi 2 çarpı x artı 6 kalır. X kare mi gelir? Dağıtırsam x kare artı 4x eksi 12 eşittir. X kareden gitti gitti. X buradan 3 gelir. X 3 ise 3'ten 2 çıkardım 1. 3, 9 mu geldi? Bak 3, 3 mü artıyor? Demek ki R'si direkt 3'tür diyeceğim. Bu dizi hem aritmetik dizi hem geometrik diziymiş. Arkadaşlar bir dizi hem aritmetik dizi hem geometrik dizi nasıl olur? Düşün, hem aradaki katlar aynı hem farklar aynı. Bu bir sabit dizi ise olur arkadaşlar. Çünkü sabit dizide aradaki farklar hep sıfır olduğu için aritmetik dizi demiştik. Aradaki kat hep bir geldiği için aynı zamanda bir geometrik dizi oluyor. O zaman bütün terimler birbirine eşittir. 4, 4 gelecek. Toplamını istiyor 8. Bir geometrik dizide art arda gelen her iki terimin toplamı birbirine eşittir. Yani şöyle A1, A2, A3 diyoruz ya. A1 artı A2 neye eşitmiş? A2 artı A3'e. Bunlar giderse A1'in A3'e eşit olduğunu görürüm ben buradan. Değil mi? O zaman hani A3 eşittir. Hani A1 çarpı R üzeri 2 diyoruz ya. Şu ikisi götürürse birbirine aynı çünkü. 1 eşittir R kare ise R buradan ya 1 gelmeli ya da eksi 1. Toplamını istiyor cevap 0 gelir. Soru 42. A1, A2, A3 sonlu aritmetik dizisi ile A1, A2, 2, A2 sonlu geometrik dizileri veriliyormuş. Aritmetik dizinin A1 artı A2 artı A3'ün toplamının 24 olduğunu söylüyor. Geometrik dizinin terimleri toplamını istemiş. Şimdi bak A2 iken 2 A2 mi olmuş? Bak 2 katına çıkmış. Demek ki bunun R'si 2. Demek ki A1 gördüğüm yere A2 bölü 2 yazayım ki 2 katı bana A2'yi versin. O zaman A1 gördüğüm yere A2 bölü 2 yazdım. Bu da A2. İkisi arasındaki fark bana neyi verecekti? R'yi. Yani A2'den sen A2 bölü 2'yi çıkarırsan ne kalır? A2 bölü 2 kalır. Demek ki bunun da R'si bu. O zaman ben buna A2 bölü 2 eklersem bu ne oldu? 3 tane A2 bölü 2 gelir. A3 gördüğüm yere de bunu yazarım. Şimdi A1 gördüğüm yere A2 bölü 2 yazdım. A1 zaman bu zaten A2. A3 gördüğüm yere 3 A2 bölü 2 yazdım. 24'müş. Toplarsan şu ikisi zaten 4 bölü 2'den 2 gelir. Bir de buradan 3 tane A2 24 ise A2 ne geliyor bak buradan? 8. A2 8 ise şurası 8. Burası 16. Burası 4 mü geldi? Toplamını istiyor. 28'dir cevap. Burada geometrik dizinin ilk en toplamı. Esen'in formülü bu şekilde. Yani Esen dediğin şey A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R'dir. Dizinin R'sini vermiş. Özürüm R'sini vermiş. A1'i vermiş. İlk 4 terim toplamı yani S4'ü mü istiyor? A1 çarpı 1 eksi 2 üzeri 1 eksi R üzeri N. N'li arkadaşlar 4 bölü 1 eksi R. Burası 5 çarpı 1'den 16 çıkardım. Eksi 15. Aşağısı eksi 1. Oranlarsam eksi eksen 75 gelir. İlk 7 terim toplamını istiyor. Bu da A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R demedim mi? Yani 5 çarpı 1 eksi 2 üzeri 7 bölü 1 eksi 2. Şurası zaten eksi 1. 1'den 128 çıkarırsam eksi 127 gelir. Eksinin eksiye bölümü artı 5 çarpı 127 gelir. O da ne gelir arkadaşlar? 600, 735'tir cevap.